Araştırmacılar 2023-2026 yılları arasında en sıcak yıl rekoru kırılacağından neredeyse eminler. Bu durum sanayi devriminden bu yana dünyanın neredeyse 1,5 santigrat daha ısınması anlamına geliyor. ...21. yüzyılda atmosferde görülmemiş hızda biriken sera gazları sıcaklığı hızla arttırıyor. Dünya hiç olmadığı kadar ısınıyor. Sadece yaşamın döngüsü için değil, ekonomik büyüme için de zorunlu olan enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu ihtiyaca paralel olarak sürdürülebilir enerjinin temelini oluşturan rüzgar, güneş ve su hidrolik gibi yenilenebilir kaynaklar giderek önem kazanıyor. Ülkemizde artan enerji ihtiyacını karşılamak hem ekonomik kalkınma hem de enerjide arz güvenliği açısından önemli. Türkiye bu alanda çok önemli bir potansiyele sahip. Cengiz Enerji, vizyonu ve yatırımlarıyla yenilenebilir kaynakların kullanılmasında enerji sektörüne en yüksek katkıyı veren kuruluşlar arasında yer alıyor. ...2023 yılı itibariyle hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji santrallerinde ulaştığı 3000 megawatt kurulu güçle özel sektör üretimi içinde önemli bir paya sahip. Burası Işık Dağı. Doğanın tüm güzelliklerini bahşettiği bu bölge, rüzgar enerjisi açısından da büyük potansiyel barındırıyor. Rüzgar türbinleri. Kimi zaman yol kenarında, kimi zaman dağların tepelerinde gördüğümüz, adeta dev bir ağacı andıran rüzgar türbinleri. Dışarıdan bakıldığında bir kulenin etrafında dönen kanatlardan ibaret basit yapılar gibi görünen rüzgar türbinleri esasında yüksek teknoloji, kapsamlı mühendislik hesapları ve zahmetli inşaat süreçlerinin bir ürünü. Birbiri ardına sıralanan ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten bu santraller, doğayla dost enerji kaynakları. Burada yapılan ölçümler sonucu elektrik üretimi için elverişli bulunan alanda gerekli izin, ruhsat ve elektrik üretim lisansları alınıyor. Rüzgar enerji projeleri temiz enerji projeleridir. Doğaya en az zarar veren projelerdir. Hiçbir atık işletme aşamasında doğaya karışmamakta. 2021 yılının ilk çeyreğinde bağlantı anlaşması ve lisans çıktıktan sonra proje birinci faz ve ikinci faz olmak üzere çalışmalar başladı. 2017 yılında ön lisans, 2021 yılında ise lisans edinim süreci tamamlanan 51 MW mekanik, 50 MW elektrik gücündeki projede ve yıllık 125 milyon kWh'lik enerji üretimi hedeflenmektedir. Cengiz Enerji'nin yapımını üstlendiği bu projede toplam 12 rüzgar türbini bulunuyor. Santralde üretilecek enerji yaklaşık 120 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek güçte. Mühendislik, bilimin, ekonominin, zamanın ve fiziksel kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek optimum çözüm arayışı içerisinde olmaktır. Başlangıçta 20 türbin olarak planlanan projede fiziksel kaynakların
tekrardan optimum şekilde değerlendirmesiyle son teknoloji 4X türbinler kullanarak türbin sayısı 12'ye düşürülmüştür. Artık zahmetli bir yapım süreci başlamak üzere. Projenin başlaması için her şeyden önce yol yapılması gerekiyor. Ulaşım yollarının inşası için havadan yapılan çekimlerle bölgenin 3 boyutlu haritası çıkarılıyor. Yüksek tonajlı iş makinelerinin geçişi için ince hesaplar yapılıyor. Kulelerimiz 5 parça olarak gelmekte. Yollarımızın dizaynı da bu komponentleri takılmadan rahatlıkla geçirebilecek şekilde dizayn edilip yapılmakta. Bu çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü izinli ve ilgili personeliyle koordineli olarak ilerliyor. Yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra altyapı çalışmalarına hız veriliyor. Santral kumanda binası inşaatı başlıyor. Ayrıca kumanda binası ve türbinler arası rüzgar parkı kablo galeri kazı çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Rüzgar türbinlerde ürettiğimiz elektriği yeraltı OG kablolarıyla şalt sahamıza getiriyoruz. Şalt sahamız 3 fiderli bir şalt sahası. Söğüsten, İsmet Paşa ve TEİAŞ yedek fider olmak üzere 3 fiderde bulunmakta. 62.5 megavolt amper trafo kullandık. Bir rüzgar türbininin ağırlığı yaklaşık 700 ton. Yüksekliği ise yaklaşık 200 metre. Bu devasa yapının maruz kalacağı rüzgar kuvveti de hesaba katıldığında türbinin ayakta durması için muazzam bir temel gerekli. Bu temel 23 metre çapı ve 3,5 metre derinliğe sahip. Bir temel için yaklaşık 85 ton demir ve 650 metreküp beton harcanıyor. Yaklaşık temelimizde 90 ton civarı demirimiz var ve bunlar birbirlerine bağlantılı olarak işleniyor. Gözden kaçan en ufak bir donatı hatası temel yükseldikçe sorun açıyor. Temelin tüm aşamalarını kontrol ediyoruz. Dengenin tamamıyla her iki tarafa da eşit şekilde dağılması lazım. Yani bir tarafa 30 santim dağılırken bir tarafta 50 santim dağılmayacak. Yani sağ 30 ise sola da 30 olacak. Kalıp demir montajından sonra beton işlemi gerçekleşiyor şu an. Bunlar yüksek dayanımlı betonlar. Binalarda kullanılan betonlardan daha farklı, dayanımı daha yüksek. Kullanılan demirlerimiz de öyle, donatı demirlerimiz de piyasa demirlerinden daha dayanıklı, güçlendirilmiş demirler. Dozu yüksek bir beton. Biraz mesafe uzun olduğu için biraz daha çabuk çekiyor, daha çabuk donuyor, priz alıyor. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım, zamanında dökmemiz lazım. Hemen dökülüp işlenmesi gerekiyor. Temel betonu ve dolgunun ardından endüstriyel vidalar yüzeyde kalacak şekilde mukavemeti arttırılarak temel tamamlanıyor. Rüzgar projelerinin en önemli ayağı aslında yerden yüksekliği 121 metreyi bulan türbin komponentlerinin getirilmesidir. Bu amaçla karayollarından sonra şantiye merkezine kadar ve türbin platformlarına kadar komponentlerin getirilmesi gerekmekte. Bu
Rüzgar enerji santrallerinin en zorlu safhalarından birisi de proje sahasına yapılan malzeme sevkiyattı. Kimisi yüksek tonajlı, kimisi metrelerce uzunluktaki parçalar bu işte uzmanlaşmış ağır nakliye ekipleri tarafından taşınıyor. ...70 metrelik kanatlar, tonlarca ağırlıktaki nasel ve kule parçaları. Her birini taşımak için özel bir tasarım, farklı bir yol ve ekipman gerekiyor. Parçalar, özel olarak tasarlanmış, uzayabilen ve arka tekerlekleri ayrı bir kumandayla döndürülebilen... ...dorselere yükleniyor ve saatler süren yolculuk başlıyor. Taşıyıcı araçlar, telsizle sürekli iletişim halinde oldukları artçıların yardımıyla yol alabiliyor. Cengiz Enerji'nin projesi için İzmir'den yola çıkan 70 metrelik kanat parçalarının taşınmasında viraj ve dönüşler epey zahmetli. Kimi yerlerde trafik kesilmesi beklenerek ters yöne girmek gerekebiliyor. Şimdi bizim araçlarımız genelde ağır nakliye yaptığımız için çift çeker oluyor. Yani beygir gücü diğer tırlara nazaran daha yüksektir. Genelde dağlarda rampa çıktığımız için biraz daha mukavemeti diğerlerine nazaran daha güçlü yani. 3-4 gün sürebilen yolculuk için belli noktalarda mola verilmesi şart. Ekipler hem süre limitleri gereği hem de yorgunluklarını atmak için konaklıyor. Bandırma Limanı'ndan yüklenen ve çapı bir otoyol şeridine sığmayan kule içinse artçı araç oldukça dikkatli olmak zorunda. Bu uzun ve zorlu rota, 12 adet türbinin tüm parçaları tamamlanana dek devam edecek. Tüm parçalar uzun ve zahmetli rotalardan geçerek ilerliyor. Son etap, 15 kilometrelik stabilize şantiye yolu. Yağış şartları ve yüksek tonajlı araçların geçişiyle sık sık bozulan yol, sürekli onarılıyor ve açık tutuluyor. Her viraj büyük bir dikkatle alınmalı. Saha her türlü sürprize hazır. Araçlar ağır ağır yüklerini proje sahasına çıkarıyor. Sahaya gelen parçalar türbin alanlarında önceden belirlenmiş noktalara tek tek naklediliyor. Sahada yer alacak olan tüm parçaların, teknik ekibe ait konteynerların ve makinelerin yeri belli. Eş zamanlı olarak diğer türbinlerde de inşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle şantiye trafiği oldukça yoğun. Şimdi her projede proje ekibi adeta zamanla savaş halindedir ki projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için bütün planlanan adımların planlandığı şekilde ve sürede tamamlanması gerekir. Bu yoğunluk yer yer yolun kapanmasına neden olabiliyor. Bunu önlemek için tüm ekipler saha içinde şantiye şefinin talimatlarıyla hareket etmek zorunda. Tabii bu mühendislik çalışmalarının özellikle
yol inşaatlarının, platform inşaatlarının, temel inşaatlarının ve diğer tüm inşaat işlerinin bu zorlu şartlar altında yapılması, mühendislik çalışmalarının böyle bir bölgede gerçekleştirilmesi bizim için benzersiz bir deneyim oldu. Projenin en görkemli anlarından birisi de ana vincin kurulumu. 900 ton taşıma kapasiteli bu devasa iş makinesinin sadece kurulumu bile başlı başına bir süreç. Yürü yapıyorum Serhat. Kule yükseklikleri megawattlar arttıkça artmakta. Dolayısıyla montajını yapan ana vinçlerinde boyu, tonajları yükselmekte. Projemizde 800 ile 750 tonluk vinçler kullanıldı. Kurulumu makinenin yardımcı vinçler aracılığıyla bu mobil vinçler ile 3 gün, 4 gün zaman sürecinde birleştiriyoruz. Biraz da zevkli de oluyor. Ya boz gibi sürekli. Çok da ağır parçalar. Bir paletimiz 50 ton. Onlar da tabii özel donanımlı dorseler sayesinde taşıyabiliyoruz. Normal karayollarında hidrolik dorseler anca getirebiliyor. Yükün dağılımı açısından önemli. Ana vinç tüm görkemiyle yükseliyor ve artık montaj için her şey hazır. Tüm ekipler kendilerine ayrılan noktalarda yerini almış durumda. Hava şartları uygun olduğu anda montaj başlayacak. Bu yükseklikte yapılacak bir hatanın telafisi yok. Montaj 750-800 tonluk vinçlerle yapılmakta. Özellikle buradaki en büyük zorluk da çeşitli komponentlerin değişen rüzgar hızları var, ancak rüzgar olmayan günlerde montaj yapmak zorundayız. Türbinlerin üretim kaynağı olacak rüzgar, kurulum aşamasında güvenlik tehlikesi yaratabilir. Montaj süreci sahanın en kalabalık olduğu zaman dilimi. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli etmen rüzgar. Bu projede farklı ülkelerden yüzlerce insan çalışıyor. Sahada birçok farklı iş aynı anda yürütülürken iş sağlığı ve güvenliği çok hassas bir şekilde takip ediliyor. Kullanmış olduğumuz türbinler 7 parçadan oluşuyor. Emolitör montajından sonra sırasıyla 5 parçadan oluşan kuleler, sonra nasel, rotor stator, hub, kanatlar olmak üzere montaj bitiyor.
bu işte soğukkanlılık olmazsa olmazımız. Dikkat her şeyden önemli. Buradan şantiye içerisinde olan olayları, her şeyi çok rahat gözlemleyebiliyorsun. Aynı zamanda da bir gözlemci gibi. Bizim görevimiz burada mekanikçi arkadaşlar tübünden çıktıktan sonra tübünün elektrik işlerini yapıyoruz biz. Yani commissioning ekibine, devreye alma ekibine tübünü hazır hale getiriyoruz. Ondan sonra elektrik bağlantısı bittikten sonra commissioning ekibi geliyor. Tübünü devreye alma işlemleri başlıyor. Bu Ener kontürbinlerimiz olsun, Nordex türbinimiz olsun, Türkiye'deki mevcut eşdeğerlerinin yeni modelleri. Ve türbinin beyni diye tabir edilen nacelle. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi türbinin en karmaşık kısmı. 70 metre uzunluğundaki 3 kanat nacelle bağlanacak. Şimdi sıra kanatlarda. Türbinin en hassas ve montajı en zor parçası. Saatler süren bu hassas operasyon bazen günün geç saatlerine, hatta sabaha kadar sürebiliyor. Kule parçalarını kaldırmadan önce rüzgarın hızına çok dikkat ediliyor. Ana vinç ve yardımcı vinçlerle kule ağır ağır yükseliyor. Montaj teknikerleri özel ekipmanları ve kıyafetleriyle montajı tamamlıyor. Parçaları tek tek takılıyor ve Işık Dağı zirvelerinde rüzgar türbinleri yükseliyor. Kanatlar yerine takıldı. Artık rüzgar türbini olanca heybetiyle karşımızda duruyor.
kabul Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu kabul heyeti başkanlığında yapılıyor. Bu projede yıllık yaklaşık 125 milyon kilowatt saatlik enerji üretimi planlanıyor ki bu yaklaşık 40 bin konutun enerji tüketimine eşdeğerdir. Böylelikle yıllık 30 milyon metreküplük doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş olacak ve cari açığın azaltılmasına 22 milyon dolarlık katkı sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan çevreci bir bakış açısı ile yıllık 150 bin tonluk sera gazının atmosfere salınımı da engellenmiş olacaktır. Son kontroller ve Enerji Bakanlığı kabullerinin ardından bu muhteşem eser Türkiye Enerji Ağı'na ve dolaylı olarak Avrupa Enerji Ağı'na entegre edilecek. Dostu rüzgar türbinleri kanatlarını açtı ve geleceğimiz için enerji üretmeye başladı. Projede emeği geçenler içinse dönen kanatları izlemekten daha keyiflisi yok. Çerkeş RES projesi multidisipliner mühendislik başarısı öykülerinden bir tanesidir. Ülkemiz ekonomisine katkısının yanı sıra küresel ölçekte enerji krizlerin yaşandığı bir dönemde inşa edilmesi, devreye alınması son derece anlamlıdır. Güzel şeyler inşa ediyoruz. Yani bundan 20 sene sonra yanından geçtiğimizde ya ben burada çalışmıştım demek, o yapıyı görmek güzel yani. Proje ekibi olarak en güzel şey türbinlerin montajı tamamlanmış, test ve devreye alma süreçleri bitmiş, çalışmaya başlamış ve dönmesidir mutlaka. O görüntü, o güzellik bizim açımızdan hiçbir şeyle değişilmez. Yüzlerce insanın bir yıl boyunca gece gündüz demeden çalışarak hayata geçirdiği proje, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine destek vermeye hazır.